Herkese de günaydın. Bugün yine nereden açıyorum biliyor musun? Şöyle göstereyim. Pazardan açıyorum ama bu sefer sosyete pazarı ve ayrancı sosyete pazarı. Yıllardır gelmiyorum. Ne durumda bilmiyorum. Bugün öyle bir denk geldik. Gelmek istedim. Eşim izinliydi. Bir şey için izin almıştık. O da olmadı falan filan. Neyse. Şimdi buraya bir uğramak istedim hemen. Bakalım neler var. Ay sergi en çok sevdiğim. Ne kadar bunlar? Burası ne kadar? 45-65 değişiyor. Gel bir de olsun da. Tamam. Şurası kesin daha ucuz. Bakacağım onlara. Çok küçük bir pazar. Çok detaylı değil ama merak ettim valla. Daha yeni kuruluyor aslında bazı yerler. Şimdi ben bir dolaşayım bakayım. Ve şimdi yukarı çıktık. Kayınvalidem sağ olsun biber falan kızartmış. Biber kızartması çıkarmış. Öyle kahvaltılıklarımızı da koymuş. Şimdi burada kahvaltı yapıp tekrar ineceğiz. Ay ışığa bakıyorum ama valla arkada perdeleri de kapattım aralarına. İyice çektim ama yine de bir ışık yeterli gibi. Neyse valla idare edin. Bir ışık problemini çözemedik. Şimdi sabah erkenden uyandık biz. Eşim izin almıştı. Bugün biraz dışarı işlerimiz vardı. Kimini halledebildik, kimini halledemedik. Neyse sonra pazara uğradık. Bizim burada aşağıda daha doğrusu polis evinin orada çarşamba pazarı var. Ayrancı çarşamba pazarı diye geçiyor. Ankara'da olanlar bilirler. Uzun zamandır gitmek istiyordum oraya. Çok yıllar önce bir kere, iki kere gitmiştim herhalde ama bir dönem zaten kapalı kaldı. Tesadüf arabayla da geçiyorduk. Bir uğrayalım dedim. Yani öyle aslında eşofman, benim kendi eşofman altı ihtiyacım vardı. Takipler ihtiyacım vardı. Böyle yürüyüşte giymek için. Ama kısmet doğayaymış. Sonra orada valla sergileri gezdim. İnanın o kadar böyle şeydi ki saçma sapan. Hatta şeyde, girişte ilk çektiğim tezgah görmüşsünüzdür, 45 lira 60 lira falan. Hiç pazar tezgahı gibi değildi yani. Sonra ki ben zaten normal kıyafet değil de eşofman alıyordum dediğim gibi. Sonra bir eşofmancı gördüm. Yeni açıyordu tezgahını. 20 TL dedi. Ve o kadar hoşuma gitti ki yerleri falan çok güzel. Keşke size gösterme imkanım olsa şöyle. Bunları doğaya aldım. Bir tane böyle bu renkte. Yani deneme imkanı yok. Değişme imkanı falan da yok. Aslında tereddüt de etmedim değil ama aldım. Olur doğaya büyük ihtimalle. Onun bedeni zaten. Şöyle bir tane pembe aldım. Paçaları şu şekilde bakın böyle. Aa, çok hoşuma gitti gerçekten. Sonra bir tane de şöyle yeşilini aldım. Tam böyle yaz renkleri, bahar renkleri. Baharda yazın giysin. Minik ufak tefek bazılarında defolar vardı ama bunlarda gördüğümüz kadarıyla bir şey yoktu. İnşaatı çıkmaz. Defo falan yoktu yani. Şu ceplerin içleri falan çok güzel. Hatta yok, hiçbir şeyleri yok valla. Bunlar kendi dikimleri miymiş, öyle bir şeymiş işte, bir şeyler dediler. Bayağı uygundu yani ve yeri de çok güzel. Üçünün de gerçekten çok güzel yeri. Ve ilk defa kendime bir şey bulabildim. Bir pazar tezgahından. Oradan şöyle simit aldım kendime de. Şöyle göstereyim size. Şöyle kapşonlu penye. Yani penye derken şu eşofman kumaşı oluyor ya, üç iplik diyorlar bundan. Bir tane böyle yeşil renkte. Rengi nasıl çıkıyor bilmiyorum. Vallahi dediğim gibi ışık biraz ters. Şuradan mı tutsam? Aynı. Aynı çıkıyor. Aynı çıkıyor. Tamam, bir tane böyle. Sonra. Hadi dur. Bir tane şöyle sarı renkte. Böyle limon sarısı renginde. Çok güzel bir tane. Sivit. Sonra bir tane de böyle pembesini aldım. Dur. Efendim canım. Hemen hadi gitmemiz lazım. Dua çıkmış, bekliyor bize. Tamam.
Bir tane de şöyle pembesini aldım. Bu da böyle yine kapşonlu. Bir tane de böyle aldım. Yani 3 tane silip 1 tane eşofman aldım. Şuradan da yine çorap tezgahı vardı. Kızlar şunları çok giyiyorlar ve ben nasıl bilmiyorum arkadaşlar nasıl yapıyorum. Bazen bunların tekleri kayboluyor. Yani makinede de kalmıyor. Bir de benim tekli çoraplar, çorap şeyim var. Tek olanları bazen biriktirdiğim şey var. Bütün böyle sepet bittiğinde bakıyorum. Yine çamaşırlardan tek çıkmazsa gidiyor köye çöpe. Ama bilmiyorum ya bu küçükler kayboluyor valla. Ne kadar çift çift yapmaya çalışsam da bazen kayboluyor. Şöyle bir tane lacivertinden aldım. Bir tane şöyle gri aldım. Alya, Doğa artık hangisi denk gelirse giyerler. Bir tane siyah. Bir tane şöyle gri. İki tane şöyle desenli aldım. Yani toplamda şöyle 5-6 tane falan çorap almışım. Tanesi 2 TL'ydi bunların da. Bayağı uygun bence. Ve yeri falan da güzel. Özellikle şunların yeri çok güzel valla. Keşke de biraz daha alsaymışım. Pişman oldum gerçekten şu an. Sonra A101'e gittik. A101'den niye gitmiştim? Ha, bir şey vardı orada indirime girecek ama gene ben tarihi yanlış gördüğüm için yarın gelecekmiş. Ama zaten gidecektim yani her şekilde. Bugün kandil olduğu için yani babamın niyetine öyle çocuklara biraz bir şeyler dağıtmak istedim. Bir kutu çokomel aldım. 30'lu mu? 35'li oluyor galiba bu. Evet. Sonra bir kutu da şöyle kek aldım. Şöyle. Bunlar da dediğim gibi A101'den aldım. Bir tane de şöyle brownie intense aldım. Karamelli. Ve 10 lira üzerine yine her şey bir sürü yine şampuan ve deterjan indirimleri. Bir tane şöyle şampuanımız almıştı. L'Oreal'in SF şampuandan aldım. Bir tane de yine her zamanki depoma eklemek için şundan aldım. Vallahi dedim bitmeden bir tane daha alayım. Eşim ne yapacaksın artık dedi. Kaç tane oldu olsun dedim. Akmaz kokmaz deterjan. Şimdi bunları bir yerleştireyim. Şu işimi de yapayım. Şu dağıtacaklarımı da dağıtayım. Heh, bir de Alya'ya son kez şu 7'li mi 10'lu bu. Onu maskeden aldım teyzeleri. Bu da yine A101'den. 7 liraydı bunun da fiyatı. Evet şimdi bunların hepsini ne yapacaksın? Şunları kirliye atayım. Bunları da gideyim bir üstlerini sileyim. Sileyim. Onları da gıcam. Anneme gideceğiz bir etlik tarafına. Uzun zamandır yine anneme gidemedim. Öyle bir hazır eşim evdeyken hem bir aşağı ilerince bir işlerimiz var. Onlara gidelim dedim. Oradan da etliğe gidelim. Evet şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere gene. Ve şimdi etlik pazarındayız. Annemlerin oradaki pazara geldik. Vallahi burada daha ucuz ya. Gibi. Bazı şeyleri. Hani abim makarnayı yiyorum diyor. Ondan sonra bir yatayım diyor. Eşek gibi uyuyorum diyor. Ve annemlerdeyiz. Ne yiyelim ne yiyelim. Vallahi şöyle köfte yaptık. Köfte ekmek arası yiyelim dedim. Anne uğraşmayalım dedim. Şöyle yanına soğan salatası hazırladım. Domates koydum. Annem pazar alışverişi yapmıştı. Yeşilliklerini falan güzelce yıkamış. Böyle güzel de bir salata yaptım. Şimdi tavada böyle minicik yağ kızdırıyorum. Ondan sonra da kızartmaya başlayacağız. Bize afiyet olsun. Sen ne yapıyorsun Murat? Elma yiyorum. Canım elma yiyip afiyet olsun. Çekme alayım da. Doğacıkmış hemen onunkini yapayım. Ve akşam yürüyüşü. Bugün akşama kaldı. Valla belli bir saatim yok. Bu saatte aslında bana çok uymuyor ama. İşte annemlerdeydik. Ve Aliş'le. Annemlerden geldik hemen garajda. Hiç içeri girmeden ben direkt evet, çıktım buraya. Parka. Dedim turlayayım ondan sonra. En azından bir yarım saat dizim var. Dizim başlayana kadar. Yarım saat dedim şey yapayım saat 8.30 işte. 9'a kadar dedim yürüyeyim. Ne kadar kar kardır. Dün okudum bir yerde. Her gün bir saat miydi? Bir dakika yalan olmasın. Tabii her gün bir saat yürüyüş yaparsak ayda 1 kilo veriyormuşuz arkadaşlar. 1 kilo pardon. Her gün 1 saat yaparsak benim kilomda biri 2 kilo 60-70 kiloya kadar biri 1 kilo veriyormuş. Öyle bir şey. Evet. Öyle okudum işte. Ama ben dediğim gibi
İnşallah şu ekmeği de bıraktım. Bir faydası olur, daha faydası olur gibi geliyor. Ama vallahi dediğim gibi aslında zayıflamaktan çok sağlık için yürüyorum. Anne. Bu arada da zayıflarsan ne hala. Öyle anne. Yani. Hadi görüşürüz yine.